Sağ olasın. Hayrola Ruhi? Hayırdır ya? Ya ne zamandır kuzenler çıtalı uçurtma istiyor benden. Vakit bulup yapamadım bir türlü ama şimdi hallettim. Onu götürüyorum. Oo, canavar gibiymiş abiler. Çıtalı uçurtma değil mi bu? Ya oğlum, çıta olur. Çıta yırtıcı bir hayvandır. E çocuk da canavar gibi dedi. Ne var bunda canım? Ne güzel şeymiş bu Ruhi abi. Sen bunu hiç denedin mi? Dengesi tam mı? Uçarken sonra baş atmasın. Ya Ruhi abin de onu öyle bir zamanda yapmıştı. Sorma gitsin. Baş da atar. Affedersin. Başka şey de atar. Ya zaman kötü. Zaman kötü de şimdi uçurtmayla ne alakası var? Ya Ruhi'cim, hangi mevsimdeyiz? Fırtınalar başladı, Allah korusun. Uçurtmayla birlikte sen de uçar gidersin de... ...sonra helikopterlerle peşine düşmek zorunda kalmayalım. Espriye gel. Ruhi abi bak, burası rüzgarsız. Burada bir deneme uçuşu yapalım. Bak, sen baş olursun, ben koşarım. Ben baş olurum, ben tutarım demek istiyorsun. Evet. Bilmem ki. Hadi bakalım. Biz de şöyle arkamıza yaslanalım da tarihe tanıklık edelim. Karayolundan giden ilk uçurtmayı seyrederek. Hadi hadi. Ay bugün de yani mahallede böyle bir espri yağmurları. Allah'ım yarabbim. Uçuyor gibiyim şu an. Kule, acil iniş izni istiyorum. Pişt pişt. Ya sen durup durup niye buraya bakıyorsun, he? Şey, gazete başlıklarını okumaya çalışıyordum Nuriye abla. Gözlerimi iyi görüyor mu, görmüyor mu onu kontrol ediyorum. Yoksa başka bir amacım yok yani. Test amaçlı. Ha, yani şimdi iki test bir arada, öyle mi? Ne gibi? Ya sen benim sabrımı mı test ediyorsun her seferinde? Test sonucu eğer pozitif çıkarsa buradan hastaneye gitmek zorunda kalırsın. Bak ben sana söyleyeyim. Ruhi abi bir tür ver ya. İpsiz süreyim, elle süreyim. Ne olursun ya Allah aşkına ya. Ya tamam al al. Ay taktın ya. Al. Çok muhterem Melek Hanımefendi. Bu mektubu kıymetli halınızgil Uğur Hanım'ın gözüne ...işemeyeceğimiz bir şekilde. Mükemmelmiş ya. Evladım araba değil. Hay maşallah. Yaşasın. Bir tane uçurtma mı? Ne yazıyor orada Ruhi Efendi? Hiçbir şey. Ha, ben de şimdi bunu yedim, öyle mi? Yok. Ben yedim. Ah Ruhi Efendi, ah!
kuleden kuleden. Sesin aldım kuleden. Senin kaşın gözündür. Beni sana kuleden. Kuleden dedim de kardeşlerim. Hepimiz koskoca hava meydanlarına gidiyoruz. O bip 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 öten zımbırtılardan geçiyoruz. Sonra cebimizde bir şey oluyor. Tekrar geçiyoruz. Aman ya Rabbim orta sıradan çıkmasın diye dua ediyoruz. Sonra da kuleden izin alıp kalkıyoruz. Peki ben size tayyareyi icat eden Wright kardeşleri anlattım mı? Anlatmadım baba. Anlat anlat. E ne dikiliyorsun orada? Hapronda bekleyen tayyare gibi patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Yaklaşın. Kardeşlerim. Right kardeşler. Aga bu sefer başında kafama takıldı. Bunların okunuşu mu right? Yazılışı mı? Viri git diye yazılıyor. Right diye okunuyor. Viri git. Ya bu şekilde okunması da zormuş zaten. Bir zamanların alımlı hatunu biri git Bardot gibi canım. Biri gitti, biri geldi. Hatta zamanında biri geldi diye bir futbolcu vardı Alman. Neyse bunların adı böyledir bulaşıklar. Mevzumuz bu değil. Kardeşlerim o yıllarda Amerika'da fukaralık düz boyu. Büyük bihrana dakikalar kalmış. İnsanlar ekmek yerine kaldırım taşlarını kıtır kıtır kemiriyorlar. Otomobil desen neredeyse yok. Çinliler gibi vatandaş işten eve, evden işe bisikletle gidiyorlar. İşte Wright kardeşler de ekmeklerini bu meslek kolundan temin ediyorlar. Bisikletçilik. Bir ekmek kaç euro abiler? Ne eurosu, ne doları, ne çaprazı, ne kuru. O zamanlarda insanlar meteliğe kurşun atıyorlar kardeşim. Bu iki kardeşin bir kenar mahallede acayip bir dükkanları var. Bisiklet tamiri yapıyorlar. Arada saati 25 sentten kiraya veriyorlar. Zaman zaman da mahallenin çocukları topları indiğinde getiriyorlar. Bunlara pıs 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 hava basıyorlar. Neyse. Akabinde ve detayında insanın ensesinden Niagara şelalesi akıtan sımsıcak Ohio günlerinde bu iki kardeş serinlemek için bisiklet pompasıyla kendilerine fıs 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 diye soğuk hava sıkıyor ve bu şekilde hava yolunu şekillendirmeye çalışıyorlardı. Kardeşlerim bu hava mevzusu Wilbur'un bayağı bir ilginçine gitti. Ulan dedi. Ben bu havayla bir şey icat etmeliyim ama ne, ne diye kendi kendine sorarken o sırada bir küvetin içerisinde patlak bisiklet tekerlini yamayan kardeşi Orville. Aga dedi bundan kolay ne var ya? Klima işine girelim. Duvardan verelim bisiklet pompasının hortumunu. Basalım havayı, basalım havayı. Al sana icat. Bu mucit kardeşlerden Wilbur'un aklına birdenbire acayip bir fikir geldi. Oğlum dedi ya. Klima milima bırak bunu da böyle aligatör mü veligatör mü fantilatör mü ne böyle havada fır 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 dönen bir şey yapsak. Bunu da bisikletin üzerine monte etsek aşağıdan da pedalları çevirsek. Acaba bunun yerle temasını kesebilir miyiz dese de kesemiyordu. Nasıl kessin kardeşim o zamanın bisikletleri nereden bassan 300 okka geliyordu. Demek ki daha bisikleti tonaj hesabıymış abiler. Akabinde ve detayında Wright kardeşler buluşlarını geliştirmek için yemeden içmeden mi kesilmediler? Aerodinamitler mi geliştirmediler? Kuşları mı incelemediler? Hava tünellerine girip vuu vuu o rüzgarlarda satlıcanlar mı olmadılar? Ondan sonra hastalanıp mor mor burunlarla mı dolaşmadılar? Ama nihayetinde bir sıçramalık da olsa ufak bir icat buldular. Akabinde ve detayında Orville Wilbur'a dönüp ya dedi kardeşim hadi şimdi buradan uçtuk bakkala gittik. Oradan zıpladık manava gittik. Oradan hop zıpladık uçtuk kasaba gittik. Biri gelse şimdi dese ki Avrupa'ya Asya'ya uçabiliyor musunuz? Apışıp kalacağız ne yapacağız deyince bu sefer Orville düşündü düşündü. Aga dedi o zaman iki kıtanın birleştiği yere gidelim. Sırtlarına içi hava dolu birer balon taktılar sonra bir... İki, üç deyip ucundaki tıpayı çıkarınca diye çocukların uçan balonu gibi uçtular uçtular. Hava boşalınca Çamlıca Tepesi'ne yumuşaktan biraz daha sertçe iniş yaptılar. Ah
Bizim buralara nasıl gelmişler canım? İki kardeş önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa baktılar. Karşıya geçmek için değil kardeşlerim. Tam sağlarında bir anda Galata Kulesi'nin üzerinde kanat çırpan birini gördüler. Gözleri palyaço kurbağası gibi yerlerinden fırladı. What is this? Bu ne yarabbi diye birbirlerine mel mel, hatta melül melül şaşkın şaşkın bakan bu iki arkadaşa sıkışık trafikte susatan Şahin arkadaşımız döndü. Orası dedi bizim uçuş kontrol kulemiz. Peki biz oraya nasıl gidebiliriz deyince de ya dedi bundan kolay ne var, Üsküdar'a ineceksiniz oradan sandala bineceksiniz. Ama şimdi sandalı tavsiye etmem, biraz uzun olur. Siz en iyisi kanatlı dolmuşlara binin. Bu iki kardeş vın diye Üsküdar'a indiler. Üsküdar'a inerken oldu da bir yağmur. Hul yemin. Din 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 din. Akabinde ve detayında bugünkü Üsküdar Eminönü vapur iskelesinin hemen yanında bulunan kanatlı dolmuş durağını görünce ağızları agumun kazı gibi bir karış açık kaldı. Nasıl kalmasın kardeşim? Abov! Hazarfen Ahmet Çelebi'nin icat ettiği tüyden yapılmış dev yarasa kanatları ile içinde suyun her türlü ikramın bedava yapıldığı iki koltuklu, antre parantez üç koltuklu olmuyor çünkü ortada kimse oturmak istemiyor, bir hava taşıtı gördüler. Kardeşlerim, bu iki Johnny kardeş sırtına aldığı yolcusunu öyle saatlerce hapronda dolaştırmadan direklamasyon vın diye kalkıp saniyesinde menziline ulaştıran tayyare adamı gördüler. Bir de Galata Kulesi'ne baktılar. Sonra yerde sosis lahmacun satan büfeleri gördüler. Oh my god dediler ya. Bu ne kardeşim? Adamlar hem tayyareyi bulmuşlar, hem kontrol kulesini bulmuşlar, hem de çok affedersiniz fili şopu bulmuşlar. Bize ne kaldı? Akabinde bir detayında right left'e dönerek bu icada motor takmayı unutmuşlar. Nasıl olsa bizim orada motor bol. Şimdi biz gidelim bu icada bir tane motor takalım. Adını da oturgaçlı uçurgaç koyalım. Ne kadar estütü, ana bilim dalı bilmem ne varsa hepsinden Oscar ödüllerini alır tarihe geçeriz dediler. Hakikaten de öyle oldu. Bu iki kardeş tayyareyi bulan adam olarak tarihe geçtiler. İyi aga, benim kafama bir şey takıldı. Bu koca demir yığını havada nasıl duruyor? Nasıl duracak kardeş? Gayet şık duruyor. (Gülüyor)